Selamünaleyküm bizim kız. Tavuk şinisler yapmayı biliyor musun? Ben biliyorum, anlatıvereyim mi? Önce böyle bir tavuk lazım. Tavuk sarma diyoruz, 1 kilo 9 tane var. Buzluğa poşetini kesip böyle açıyoruz. İçine sırasıyla tavuklarımızı yerleştiriyoruz. Bardak arkası onunla dövüyoruz, olmuyor. Çorba kasesinin arkasıyla dövelim o zaman, onunla oluyor. Dövdüm, iyice genişledi ve inceldi. Görüyor musun? İşte hepsini böyle yaptım mı yaptım. Kaplama işlemine geçelim artık. Birinci istasyon, yarım su bardağı un. Bir tatlı kaşığı buğday nişastası daha çıtır olması için ve birer tatlı kaşığı tuz ve kırmızı toz biberle karıştır bakayım onu. Sırasıyla tavuklarımızı buna yerleştireceğiz. İyice de kaplıyorum. Önlü arkalı çeviriyorum ve fazlalığını da silkeliyorum gördüğün gibi. Tamam. İkinci istasyona geçelim. İki tane yumurtayı kırıyoruz. Güzelce çırpıştıralım. Pürüzsüz olması çok önemli. Çünkü tavuğa takılır diye. Önlü arkalı. Onu da yumurtaya buladım. Fazlalığını da silkeliyorum. Malzeme israfı yaşamıyoruz. Tamam mı? Tam ölçülü veriyorum tarifi. İşte böyle. Üçüncü istasyonda bir su bardağı galeta unu, ekmek kırıntısı da olur. Panko derler ya hani, sırasıyla tavuklarımı önlü arkalı galeta ununa da buluyorum. Fazlalığını silkeliyorum. Öteki tabağa koy onu. Heh, bitti hepsi. Malzeme israfı yok. Yağ kızdırdım tavada. Kızdırdığım yağın içerisine ikişer ikişer veriyorum ben tavuklarımı. 5 dakikada falan kızardı. Önlü arkalı maşayla çevirdim. 5. istasyon dedim ona da, servis tabağına aktardım. Bir de pilav yapıvermiştim. Domates közlenmiş, biber de közlenmiş. Bir de kesip içini gösteriveriyorum. Bir de bunun yanına turşu suyu mu gider, ayran mı gider bilemiyorum. Benim herifin inisiyatifine kalmış. Bakayım bana ne içirecek? Ne verecek sence? Aha da turşu suyu. Ha, canım da çekivermişti zaten. Teşekkür ederim. Midem şu an teşekkür ediyor bana. Ben bu tarifi sürekli uygular yaparım. Sizlere de tavsiye ederim. Yapmadığınızı buzlukta da saklayabilirsiniz. Allah'a emanet.